Assalamu alaikum. Ben Sefer Bey Cavur Genci. Bu İnkılap kanalıdır. Bugün 2. May 2022 yıl. Bugün sizlerge müracaat bilen çıkmakta ben. Bu müracaat sizlerge yengili buladı. Bayram tebriki sıfatlı kabulü kısımlarım buladı. Çünkü bu kanalda ve mini küzetücülerinin 99% asasen İnkılabi kuşlarge taraftar bugün, muhlis bugün. Ya bu mesela Özbekistan'da siyasi, içtimai, iqtisodiy o'zgarishlarda talab qilayotgan kuchlar kuzatuvchilarimdir. Ular asosan bu kanalning muxlislaridir. Ularga yangilik bo'lishi uchun, ularga bayram bo'lishi uchun va ular orqali esa butun o'zbek xalqiga yetkazilishi qat'iyan iltimos bilan, iltimos qilinadigan bitta yangilik bilan chiqmoqdaman. Bu yangilik shundan iboratki, bugundan boshlab O'zbekiston muxolif kuchlari, O'zbekiston inqilobiy kuchlari va O'zbekistonda mustaqillik uchun kurashayotgan barcha kishilarga, O'zbekiston vatandoshlariga xalqaro himoya berilmoqda. Bu xalqaro himoya nimadan iborat edi? Biz yillar mobaynida O'zbekistondagi mal'un va diktatorial tuzumning kirdikonlarini fosh qilar ekanmiz, uni o'zgartirish, uni o'rniga nima bermoqchimiz? Siyosiy tarafdan nima bermoqchimiz? Iqtisodiy tarafdan nima bermoqchi ekanligimizni xalqaro maydonda yetarlicha tushuntira olmagan edik. Va bugun nihoyat 2. May kuni 2022 yilda biz buni xalqaro maydonda tushuntirishga erishdik deb o'ylamoqdaman. Chunki bu natijasida biz O'zbekistonda dunyo siyosatiga uyg'un boshqa xalqlar, boshqa millatlar, boshqa davlatlarning hududlariga siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, milliy masalalarga hech qanaqa tahdid bo'lmaydigan yoki O'zbekistonni o'zi ichkarisida ham hech bir xalqlar, millatlar, insonlarga tahdid bo'lmaydigan tuzum o'zgarar ekan, insonlarni sen unda eding, sen bunda eding deb haqsiz, huquqsiz, mahkamasiz otmasdan, o'ldirmasdan xalqaro normalarga asoslangan mahkamalar orqali jazolash evaziga yangi bir tuzumga o'tayotganligimizni isbot qildik. Va nihoyat biz xalqaro huquqga, xalqaro himoyaga ega bo'lgan bir muxolif kuchlar hisoblanamiz. Uning dalilimi? Uning dalili oxirgi kunlarda, oxirgi yillarda ayniqsa menga va meni tarafdorlarimga yoki masalan mening milliy qadrlar bilan ishlayotgan guruhimga, guruhlarga nisbatan bosimlar oshib borayotganligi, ularning erkin muloqot, xalq bilan muloqotiga yo'l qo'yilmayotganligi, partiyalar tuzilishiga yo'l qo'yilmayotganligi, erkin matbuotga yo'l qo'yilmayotganligi hammasini bir nimada men va mening tarafdorlarim tarafdan, milliy qadrlar tarafdan ishlab chiqilgan bitta maktub bor edi. Bu maktubda bir qismini men e'lon qilganman. O'zbekchasini sizlarga o'qish mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari butun vazirliklariga, departamentiga, kongressiga, AQSh bosh prokuroriga, Yevropa parlamentiga, AQSh davlat kongressi xavfsizlik va tashqi aloqalar departamentlarining boshliqlariga va kongress ma'muriyatiga yozilgan bir varaqga sig'dirilgan O'zbekistonning ijtimoiy, iqtisodiy bugungi aholining keltirib chiqargan tamal vaziyati va uning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan aynan bog'liqlik joyini o'sha yerga qo'ya oldik. Natijada esa Amerika Qo'shma Shtatlari kongressining raisi, kongress boshlig'ining raisi Nansi Pelosi xonimapandi tarafidan meni nomimga bir maktub keldi. Bu maktubda O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarning kuzatuv ostida ekanligi va ba'zi bir kongressmenlarga bu maktubni inglizchasi albatta, inglizchasi bu maktubni tarqatilishi haqida va'da berilgan, ko'rib chiqilishi uchun bu kongressmenlar kongress raisiga murojaat bilan chiqilgan va bu narsa qilingan jarayon ichida O'zbekiston masalasi bundan keyin Amerika kongressi va uning ittifoqchilari bo'lgan 40 dan ortiq davlatning kun tartibiga keladi. Bu 40 dan ortiq davlat dunyo rivojlangan davlatlari Rossiya va imperializmi
Putinizm ve onun meleğleri bugün Orta Asya Türkistan halkları, cümlede Özbekistan'daki ulardın yüzükette küçü hesapki alıngan halde, eğer Rusya'da bu Putinizm toktatılsa, lakin Özbekistan'da, Kazakistan'da, Türk dünyasında, yakınması Orta Asya'da kal edigen bölse, Putinizm başka şekillerde, Mirziyev şekilde, Tokayev şekilde, başka isimler şeklinde kaladı. Ama mezmunen oşa kal edigen bölse, Rusya'nın yengeni bilenem, Rusya'daki Putinizm yok etkeni bilenem, hiç neresi erişip bölmesini bu 40'ta devlet düşürüp yetti. Onun için bundan ki yenge bol edigen, bu ruhaylanan 40'ta devletin küreşi, ne fakat Rusya bilen buladı, onun satelitleri bugün, onun kovurçakları bugün, biz yokçakken yani Özbekistan yokçakken devlet rahbarları, Özbekistan başka repken aligarlar, Özbekistan'daki bol yapken, Putinizm yakınını yapken hizmet, onun siyasi, iktisadi, harbi tamamen hem kürsetilirken hizmetke çek koyuluşu için muhalif fikirler, matbuat erkinliği, hak, hukuk, adaletin tiklenmiş gereği böyledi. Halk karar veriş gereği böyledi. Çünkü halkımız karar veriş gerek. Putin'e yardım veriş gereği mi? Afganistan'a Taliban'a yardım veriş gereği mi? Kim'e yardım veriş gereği diken bu ise halk bunu referandumlar, saylavlar, mitingler, partiyeler, parlamentte muhakeme kılış gerek. Halk bunu hükümetle topşırış gerek. Sen şu işti kılasan. Putin'e bu yardımını veresen mi, vermeysen mi deyip karar veriş gerek. Bunlar oturup ayan kabinetlerde Putinizm'e münce yardım, Taliban'a münce yardım, onge münce yardım, onge münce yardım. Namadan bayanatlar çıkı yaptı. Hiç kim bunge itiraz kılamı yaptı çünkü hak hukuk yok. Bundan keyin buna hak hukuk tepdeligen saniyeden, dakikeden başlayıp dünyanın ruhaylengen devletlerde automatik şekilde Amerika Kongresi'den bir de mektup buradı. Özbekistan'daki muhalefetke, söz erkinlikke, insan hak hukuklarına karşı mevcut tüzüm. Beni şu işlerde haber yaptı. Zülük bulan bu Özbekistan'a nispeten siyasi basım, iktisadi basım ve harbi basımını utkizişimi soruladı. Her devlet, 40'ta devlet, kolu denkigen barça yönelişlerde Özbekistan'ın mevcut hakimiyetini Putinistlerdi tanabını tartıp koyuş için bir narsa kılışken mecburiyet. Çünkü bunlar o şenge kilişim oldu. O şenge zimmesi aldı. Bunu Mirziyev ham göre yaptı. Başkaları ham göre yaptı. Öyleyim ben ki buna ka bu hüccetli erginali başkasını men internet tarmaklarımı koyup koyamam. Bütün isteyen adamlar bunu Amerika Kongresi'ye İsterse Nancy Pelosi hanımefendiye şuna kadar mektup verdiniz mi? Sefer Beycan'a. Onu kendi tanışız. Sefer deyip münacat kire yapsız. Dip yazışları mümkün. Teşhirip görüşleri mümkün. Amerika Koşma İstatları Özbekistan'da ilçe kanatı var. Başka teşkilatlar var. Halkara teşkilatlar var. Biz himaye edemiz bundan keyin bütün muhalif güçlerge, bütün inkılabi kişilerge, bütün milli kadirlerge şunu bildiremen ki sizga bir narsa bo'ladigan bo'lsa, dünyanın 40'ta devletinin mushti Mirziyevni boshida bo'ladi. Ama bilinglar, bu o'zbek xalqiga, muxolif kuchlarga bir bayram tabrigi edi. Ama bilinglar.